Şeyhikamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdülhamit Gül ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burası şimdi üniversite hazırlıklı değil mi? Afiyet olsun. Kolay gelsin. Hayırlı geçmiş olsun. Burada mı oldu? Ha? Evet. Geçecek. Bugün geçecek, evet. Geçecek. Tamam mı? Hocam, benim annem Şeyh Kamil Oğuz'un kolarını sekreter. Ömer Hanım. Tebrikler. Olmuş futbol takımı. Amatördeyiz. Evet, Şeyh Kamil Bey'in spor kulübü. 10 tane yakın Uluslararası takımımız var. Ayrıca temel eğitim gruplarımız var. 4 eğitimimizde 20 eğitimlerimiz devam ediyor. Uluslararası takımlarımız yerel liglerde mücadele ediyor. Bunlar 15 sayın ekibi. Merhaba, kolay gelsin. Öncelikle ben Yan Bey özelinde bir şeyler söylemek istiyorum. O bizim bir kardeşimiz, mahalle uşağımız, aynı zamanda o bir Antepli ve şu an Spor Toto Teşkilat Başkanlığından şu an için milletvekili aday olarak Gaziantep'imizi temsil etmek üzere burada. İnşallah önümüzdeki süreçte spor adına çok güzel şeyler yapmak üzere bizleri temsil edecek. Zaten her platformda, yalnızca futbolda değil arkadaşlar. Sporun tüm branşlarında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmasa ben burada açıkça söylüyorum, hakikaten bu bir gerçek. İnanın şu tesislerin %80'i yapılmaz. Mevcut faydalandığınız tesisler işte bu kardeşimizin, bu vekilimizin şu an onun talimatlarıyla yapılmakta ve çok güzel tesisler sizlerin emrine sunulmakta. Bunun yanı sıra Sayın Şeyhikamil Belediye Başkanım, biliyorsunuz futbol adına 4 tane sahamız şu an Şeyhikamil Belediye'mize ait ve standartlara uygun. Ona huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz inanılmaz destek alıyoruz Rıdvan Bey'den ve yanına gittiğimizde hiçbir zaman sizlerin adına bir şey talepte bulunduğumuz zaman oradan hiç elimiz boş dönmedik. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Abdülkadir Başkanımın dediği gibi bizim ailemiz de ayrılıyor. Yapmış olduğumuz mesele şu, milletin kaynağı milletin evladına hizmet ediyor. Öncelikler sırasını belirlemek de doğru rahatlığı bu iş. Tabii bu iş benim işim değil deyip kenara çekilebiliriz biz belediye olarak ama biz bu işleri yaparken de sağ olsun teşkilat başkanımızdan destek alarak biz bu işleri yaptık. Amacımız da bizim bu gençlerimize daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmak. Tabii hakikaten tüm Türkiye'deki böyle bu organizasyonların başında olan bir kardeşimizin bugün inşallah sizlerin desteğiyle parlamentoda olması spor adına çok büyük değişikliklere imza atılması demektir. İnşallah biz parlamentoya gönderdikten sonra daha sık buralarda bunu göreceğiz ve daha fazla meselemizi hızlı bir şekilde çözeceğiz, bize inanıyorum. Biz Gaziantep'i çok iyi biliyoruz çünkü atadan babadan hepimiz Antepliyiz yani. Bütün ailemiz, bütün büyüklerimiz burada. Biz memleketimize hizmet etmek için başka bir birimde, başka bir bölümde Ankara'da bulunduk bugüne kadar. Bugünden sonra inşallah Allah nasip ederse 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'miz, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı olarak seçti. AK Parti olarak da daha güçlü bir şekilde iktidara devam edersek artık milletvekili olarak sizlere hizmet etme yolunda elimizden geleni yapacağız. Mesela Erdoğan'ın kuvvet çalışmalarını artırmak adına komisyonuna ilgili olarak kardiyo için ne gerekiyorsa yani bunu daha bir birkaç tesisle yapıyoruz şimdi. Tamamen burada hem crossları yapabileceği şekilde hem ağırlık çalışmalarını yapabileceği şekilde farkında mahkemelere yapıyoruz. Şu kağıtları bir an önce bitirirsek o bitirse de ben o iki kaçak hocaya da yenisini yapacağım. Selamünaleyküm, merhaba, gel. Gel de sana mı emanet? Nasılsınız? Başkanım. Allah razı olsun. Ya. Hatta şeyi koyacağım. Selamünaleyküm. Milletvekili adayım. Yan yan. Şey.
Tebrik ediyorum. 16'da oynuyor hocam. Bu 16'da, bu 16'da oynuyor. 15'ten beri oynuyor Şehit Kamil'de oynuyor. Şehit Kamil'de. Aynen. Evet. Aynı zamanda meslek sesine gidiyor. Evet. Aynı zamanda mobilya bölümünde okuyor ve uygulamada çalışıyor. Aynı sırada. Vallahi şu ana kadar bütün hizmetlerden dolayı memnunuz yani. Teşekkür ederiz kendisine yani. Verdiği hizmetlerden dolayı. Zaten mahallede yapılan çalışmalar zaten hep görüyorsunuz meydanda zaten. Biz kendisine memnunuz yani. AK Parti'yi seviyoruz. Başkanlarımızı da seviyoruz. Güzel hizmetlerine de memnunuz. Bütün desteğimizle, bütün her şeyle arkanızdayız zaten. Doğru adam, doğru zaman. Her şeyle AK Parti'nin arkasındayız zaten. İnşallah da kazanacağız yani.